Teknoseyir'e hoş geldiniz. Windows Phone 8 şenlikleri devam ediyor. Evet, üçüncü bölüm. Evet, üçüncü bölümde tabii ki Nokia Lumia 920. Evet, Nokia rakibi HTC'den 20 gün falan geriden geldiği için bizim elimize de daha sonra ulaştı. O yüzden ikinci sırayı aldı. Ama daha çok gürültü kopardı, daha büyük bir lansman yaptı. Herkese tabii telefon ki verdi. Tabii ki. Bütün editörlerde Lumia vardı. Yani basında her yerde çıkmasını sağladı bu şekilde. O yüzden hani evet daha ajansı çok bayağı çalıştı yani. Şimdi tabii şöyle Murat, hani mesela ne kadar para harcarsan tanıtıma o kadar basında konuşturtuyorsun insanları ve hani ses getiriyorsun. Şimdi hani HTC mesela lansmanlarını, HTC de iki lansman yaptı ama daha çok hani teknik basına falan yönelikti ama mesela Nokia'nın lansmanında herkes vardı. Yani radyolar falan vardı. Hani şeyi söylemiyorum mesela, teknoloji programı yapan radyocuları kastetmiyorum. Normal radyolar vardı. Yani işte Geveze kadın, vardı. Kadın dergisi bile vardı. Ben birisiyle röportaj yaptım. O Geveze miydi? İşte neyse, telefonumuza dönelim. Çok şey konuşacağız çünkü. Biz şunu hatırlatalım. Windows Phone'u ayrı konuştuk. İşletim sistemini. Ona girmeyeceğiz. Yani bunun işte ekranında kareler var falan, evet, demeyeceğiz. Rakibiyle de ayrıca karşılaştıracağımız için kıyas yapmıyoruz. Fazla kıyas yapmayacağız. Hemen bizde Lumia 920. Evet, bu arada Nokia'nın sen Nokia'nın hepsini neredeyse Nokia'cı olduğun, evet, için burada birkaç tane var. Onları da yeri geldikçe daha anlatacağız. Burada olmayanlar da var. Tabii. Da tozlu raflara döndürmeyelim, evet, dedik. Murat, Nokia işte ne yaptı? Symbian'dan sonra Lumia diye bir seri çıkardı. Windows, evet, Phone'u benimsedi. Windows Phone 7 telefonları, 7.5 telefonları çıktı. Türkiye'ye gelmedi, evet, bunlar. Türkçe, işletim sistemi Türkçe olmadığı için. Evet. Haklıydı Nokia çünkü mevzuat izin vermiyor. Doğru. Microsoft'un yapması gereken, tabii, bir şey. Microsoft dersinin çalışmadı. Nokia'yı, evet, aksattı. Neyse. Lumia 920, 820. Windows Phone 8 telefonları Türkiye'ye geliyorlar çünkü Türkçeler. Evet. 920 elimizde. Hemen numaraları aradan çıkaralım. Qualcomm'un Snapdragon S4, evet, işlemcisi. Dual Core 1.5 GHz. 1 GB belleği var. Adreno 225 grafik işlemcisi var. 32 GB depolama alanı var. Belirtelim, hani burada bir kıyas kriterlerinden biri. Bellek geliştirme olanağı yok. Kart, evet, yuvası yok. Evet. Mikro SIM takıyorsun. 4.5 inç IPS ekranı var. Hı-hı. Çalıştır istersen. Şu kocaman ekran gözüksün. Evet, şöyle. 4.5 inç IPS ekranı var. 1280x768. 1280x720 HD. Bu biraz daha fazla. 15'e 9 oluyor. 16'ya 9 normalde. Hı. 15'e 9 bunun. Evet. Oranı biraz farklı oluyor. 332 piksel per inch, inç başına düşen piksel sayısı. Bunun yüksek olması daha küçük pikseller anlamına geliyor. Evet. Daha keskin bir görüntü. İşte Gorilla Glass 2 var, çizilmeye karşı önleyen. 60 Hz çalışıyor diyor ekranım Nokia. Hı hı. Böyle ilginç bilgiler vermiş de Pure Motion HD. Ya benim ekranımın diyor hani televizyondaki 100 Hz falan teknolojisi gibi benim ekranımda diyor hareketli görüntülerde falan bulanıklaşma daha az diyor. Test etmesi çok zor telefon ekranından. Çünkü medya player da içinde hani kendimize göre bir medya player yükleyemediğimiz için şu anda olmadığı için Windows Phone'da Nokia'nın sözünü peki, evet, demek zorundayız. 600 nits parlaklık var, hı hı, diyor kendisi. Çoğu rakiplerinde de bu veriler yok. İletişim olarak işte 4. nesli destekliyor. LTE'yi destekliyor. 3G falan zaten söylemeye bile gerek yok artık. Onların hepsi emrimizde. Bluetooth 3.1. NFC var. Wi-Fi var. Evet. Dual band destekli. 5 GHz destekli. N standart. İşte ABGN. Şimdi sen zaten çalıştırdın kameralar. Hı hı. Sana bakan kamera 1.3 megapiksel 720p kaydediyor. Yani, evet, video konferans kamerası. Fotoğraf çekeceğin arka kamera 8.7 megapiksel ama efektif 8 deniyor. İşte Carl Zeiss'in optik donanımı var her zamanki gibi. İşte PureView teknolojisi içinde işin için otomatik odaklama, çift LED, çift flash, görüntü sabitleyici var. Evet. Bu çok onu konuşulan bir konu. İşte Nokia'nın bu 808'de ilk bize tanıttığı PureView, hı hı, olayı da hani bunun içindeki 41 megapiksellik algılayıcı demek değil. Hani bir onun bir fotoğraf sistemi olduğu.
Tabii Nokia söyleniyor. Oradan çok eleştiri aldı. Yani siz evet. hani bundan vazgeçtiniz hala PureView diyorsunuz. Bu nasıl evet. işlediler? Nokia'da üstüne basa basa bunu söyledi. Dedi ki 41 megapiksel değil olay yazılım tarafı benim, da var. Evet iş ona uyguladığım proses. Evet. F2.0 lens. Lens var. 26 milimetre. Hı hı. 26 milimetre olmasa daha mı geniş açı anlamına oluyor. Geliyor rakibine göre. Tamam. Video işte 1080p video kaydedebiliyor. Sürekli otomatik odaklama var. Titreşimi engelleme var. Sen o konuda bilgi vereceksin. 2000 mAh pil var içinde. Nokia'nın verilerine göre 3G konuşma süresi 10.8 saat. Hı hı. İşte uygulamada da şöyle söyleyeyim hani Twitter'ıyla, Facebook'uyla, haritasıyla falan konuşmasıyla bir aktif bir kullanım bir gün. Evet. Akşam eve yatarken, akşam eve gidince takmıyorum ama yatarken takıyorum. Hı hı. Bir gün. Boyutların zaten birazdan karşılaştırmayı göstereceğiz ama 185 gram. Evet. Ağır. Biraz ağır. Büyük olduğu zaten orada da. Evet. Biraz ağır. Tabii renk seçenekleri, Nokia olayı renge boğdu biliyorsun. Hani evet. lansmanlarda da renk hep konuşuldu. Bizdeki siyah. Siyah. Simsiyah, mat siyah böyle bir simsiyah Nokia obje. Takımı bütün... N9'un şeyi, evet. felsefesi sürüyor. Hep bütün sarı renkleri kendilerine ayırmışlar. Galiba, bize galiba basına siyah gitmiş. Her yerde değil ama bize siyah denk gelmiş. Bana birazcık şey ağır abinin muamelesi yapılıyor galiba. Bu adam siyah kullanır ancak denilerek. Dark hardware'e de siyah gider yani. Ama siyahı bırak bir tarafa. Gri var, kırmızı var. Mavi, gri var, kırmızı var. Sarı var, beyaz var. Evet. Sarısına kadınlar aşık oldu. Biliyorsun reklamlarında da sarı çok öne çıkartılıyor. Grisini hiç görmedik hemen hemen. Beyazını, kırmızısını gördük. Onlar yalnız sarısı, kırmızısı parlak. Parlak, onu diyecektim. Bu mat. Mat. Değişik bir orada tercih yapılmış. Daha önce söylemiştim şu hani kayma meselesini. Ben arka yüzeyin mat olmasını özellikle istiyorum. Değil mi? Evet. Şimdi fiziksel yapısını aradan çıkartırsak. Murat hani şöyle hani, bir obje. Nokia'nın N9 modelinin biraz büyütülmüş aslında. Büyütülmüş değil mi? Lumia'lar şey... zaten bu... Bu, atası bu. Şeysiz, öksüz çocuk N9'dan evet. kaynaklandı. Bu onun test platformu. Bu Nokia'nın cami ablasına bırakıp kaçtığı bir evet. istenmeyen çocuk biliyorsun. Ne yazık ki süper bir şey olmasına rağmen Nokia bunu terk etti. Evet. Ama bunlara işte evet. olanak verdi. Murat şu düğmeler zaten burada da dokunmatik olarak işte geri, ana ekran ve arama düğmesi üzerinde. Diğer 4 düğme ya da işte 3 düğme yana koymuş Nokia. Ses yüksekliği, açma kapama en çok kullanacağımız düğme, açma kapama düğmesi. Tabi bu arada bunlarda hiçbir işaret falan yok. Deklanşör, yarım deklanşör basabiliyorsun. O bir kriter çünkü. Üst tarafta kulaklık çıkışı, altta USB girişi, hoparlörler sağa sol. Altta. Altta. Bu engellemiyorsun. Elin kapamıyor ya da masanın üzerine bıraktın mı kapanmıyor. Bir de bizim hani N9'da bak bunun da kapağı kırıktır. Evet. Ne yazık ki şu USB portunun kapağı ki şarjı da oradan yapıyorsun kırılıyor. Evet. Bir kere artık port açık da kapak mapak yok. Sadece mikro sim kartı gizli yuvada. Onda orada da var. Apple'ın yıllar önce yaptığı tercih meğer hani akıl yoluymuş. Nokia'da o şeye girmiş artık hani şunu batırıp tık diye alıyorsun. Şunu kaybetmeyeceksin gizliden çıkıyor. Orada Apple haklı çıktı. Bu düğmeler zirkonyum alaşımıyla yapılmış. Neymiş? Dişte falan da kullanılıyor ya. Ön tarafta işte kulaklığı, objektifi. Arada tabii gizli mikrofonlar var noise cancellation falan için. Onlar sadece bir noktadan ibaret olduğu için kolay gözükmüyor. Objektifi. Bu tarafta hiçbir şey yok. Hı-hı. Zaten bellek kartı yuvası falan yok. Lumia 920'nin yapısı bu. Evet. Bundan ibaret. Koskoca bir ekrandan evet. ibaret. Evet. Şu düğmelerin işte ekrana yakınlığını kimi kullanıcı sevmeyebiliyormuş. Konuşmuştuk zaten HTC'de. İstersen ekranın çözünürlüğünü bir daha söyle PPI değeriyle birlikte. 1280'e 768. Yani 1280'e 720 standart HD'den birazcık fazlalığı var. 332 PPI. Tamam.
Murat, hani genel olarak ortadaki ürün bu. Evet. Bunun dışında ne var? Yazılımı var. Yazılım kısmı. Şimdi yazılım kısmında çok konuşmak gerekiyor. Çünkü hı-hı, Nokia yazılım, tabii güçlü bir yazılım geçmişi var. Hepsini buraya getirmiş. Evet. Şimdi ne gelmiş? Harita olarak Bing Maps yok bunda, normal Windows Phone 8'in. Nokia Maps var. Doğru. Nokia'nın haritaları çok başarılı. Aynen. O yüzden bu yaşasın harika denilen bir şey. Fakat Nokia yakın zamanda haritalarla araç navigasyonunu ayırdı. Onun içinde Nokia Sürüş var. Evet. Orada beta. Bir sıkıntı var yalnız Murat. Bütün dünyada şu anda insanlar ondan şikayetçi. Geçmiş sürümlerinden beri. Haritalarda eskiden biz hepsi birken, mesela şu telefonda hepsi bir aradayken ya da şunda. Yani evini, işini, annenin evini falan, kayınvalideni işaretliyordun. Evet. Favorites koyuyordun. Ayırmış Nokia. Eski favoriteslerin geliyor buraya. Senkronize oluyor ama drive'a, sürüş kısmına senkronize olmuyor. Asıl oraya lazım. Yani. Hepsini baştan oluşturacaksın. Şu an için bir çözüm yok. Hmm. Ama drive yazılımı da, sürüş yazılımı da beta. Belki ileride eklenir. Olabilir. İnşallah düzelir. Aylardır düzelmemiş. Şimdi harita kısmı süper. Evet. Bunun dışında Nokia ne getirmiş? İşte Nokia Müzik getirmiş. Çok önemli. Ek bir müzik sistemi. Bunu şey olarak algılamasınlar. Ha, dükkan. Hayır. Bu bir müzik player. Doğru. Cihazın içindekileri çalmaya yarıyor ama biliyorsun ek özellikleri var. Sen denedin Mix Radio. Evet, şöyle. Bu Mix Radio adı üstünde bir radyo kanalı gibi ama bildiğimiz radyolar değil. Nokia'nın yani kendi demeleri 15 milyon lisanslı müzikleri var. Evet. Müzik adedi. Buradan seçmece yapmış Nokia. Sen bunu kanalmış gibi dinliyorsun. Çünkü ayrı türev yap. Diyorsun evet, ki ben pop dinleyeceğim. Biraz Pandora gibi. Evet. Hatta bize gelmeyen servisleri bu şekilde bir anlamda kullanmış oluyoruz. O evet, mantığı. Evet. İki modda çalışıyor. Online, offline. Giriyorsun, internet bağlantını var. Sonra evet, tıklıyorsun. Başlıyor. Bir saatte 6 şarkı pas geçebilirsin. Pas geçebiliyorsun. Ona da biraz esprili de bir mesaj yapmış. Diyor ki ya bu işte müzik endüstrisinin anlaşılmaz kuralları yüzünden mecburuz diyor böyle evet, yapmaya. Bu o ama online olmak zorunda değilsin. O radyoyu, kanalı indirebiliyorsun. Evet. Offline dinleyebiliyorsun ama indirdiğin hiçbir şarkıyı telefondan alamazsın. Birden çok radyo kanal yaratabiliyorsun böyle. Evet. Ya şöyle örnekle göstereyim. Hani ben mesela ne yaptım bu sistemi denemek için? İşte kendi Mix Radio'm. Şu ana sayfaya da şeyini koymuştum, ikonunu. Kendi kafama göre bir radyo oluşturdum. Dedi ki bana hani sevdiğin sanatçıları seç. Ne işte benim hep hayatım aynı müziklerle geçiyor. New Model'lar mı yazdım? Black Sabbath yazdım. Bir de ne yazmışım? Bakalım, Alice Cooper yazdım. Şimdi bir kere kendi arşivindeki Black Sabbath'ları, Alice Cooper'ları senin kanalına ekliyor. Evet. Ayrıca mesela bunların türünü bildiği için mesela Ronnie James Dio. Onu da ben onu yazmadığım halde ya bu adam Black Sabbath dinlediğine göre bunu da dinliyordur deyip onu da benim kanalıma evet, ekliyor. Yani senin o yazdığın gruplarla kalmıyor. Çeşitlendiriyor. Doğru. Ama tabii Justin Bieber eklemiyor evet, sana. Evet. Böyle bir sana bir playlist oluşturuyor. Senin dediğin gibi online dinleyebiliyorum ya da indirebiliyorum. Offline'ın bir eksiği şu var. İndirdin, ekleyemiyor ona. Güncellemen lazım. Evet, evet. Ve işte sen çok doğru bir şey söyledin. O MP3'leri de bilgisayarıma atarım yok. Yok. Ya şöyle, adam zaten Nokia bir müzik dükkanı açmıştı ya ve biliyorsun bir ara sonsuz kullanım falan hakkı evet, veren şeyler vardı X6'da falan. Murat ben şunu anladım. Adam bütün kütüphaneden sana müziği ödünç veriyor. Hı-hı. Diyor ki bak götüremezsin hani bu kitabı kütüphaneden alıp evine götüremezsin ama dinle. Evet. İster burada dinle, ister hani şu yandaki rafta dinle ya da bahçede dinle ama evine götüremezsin. O hesap. Ama istersen satın alabiliyorsun. Heh, çok beğendiğin müziği evet, satın alabiliyorsun. Onun da fiyatı sabit değil. Hani 2 liraya da var, evet, 50 kuruşa da var. Evet. Tak diye iniyor evet, hemen. Müzik kısmında bir de Nokia Dolby Headphone, Dolby evet, kulaklık desteği eklemiş. Bir de Equalizer eklemiş. Evet, açık söyleyeyim ben Dolby'nin verdiği sesi kendi müziklerimde yani çok tercih etmedim. Fena bir kulaklık değil kulaklık verdiği. Kulaklık güzel, ben onu kullanıyorum. Değil mi? Yine hani biz fiyatla kategorize edersek yine bence 60-70 lira, 100 evet, liraya yakın bir kulaklık. Benzerlerini alabileceğin. Mikrofon da mikrofon var, konuşabiliyorsun. Tabii. Senin dediğin gibi Dolby Headphone
yani bir şey açıyorsun, kapıyorsun, çok bir şey değişmiyor. Yok, ama equalizer bambaşka bir olay. Tabii. Çok presetler var. Presetler de var. Kendini de ayarlayabiliyorsun. Tek sorun şu Levent abi. Bu Windows Phone 8'in genel sorunlarından evet. bir tanesi. Ayarlar, önemli ayarlar telefon genelinde birbirleriyle iç içe geçmemişler. Mesela ben maalesef. Müzik dinlerken equalizer'ımı ayarlamak için ta nerelere gidiyorum? Dağ tepeyi aşıp evet. geliyorsun. O Windows Phone'un bir hatası. Yani entegre olamamış programlar. Olmamış. Aynen. Çok doğru söyledin. O gerçekten insanı çok uğraştırıyor. Ama onun dışında müzik servisleri olsun. Müzik servisi kesinlikle telefona değer katan bir şey. Evet. O kesinlikle güzel gelmiş. Haritalar yine telefona bir şey katıyor. Bir iki tane bizim çok fazla uğraşmadığımız işte bilen göz falan var. Mesela bakıyoruz. Bağdat Caddesi'nde bakıyorsun. O senin GPS'ten yerini anlıyor. Diyor ki bak şurada işte Chibo var. Şurada... işte filanca yemek mekanı var. Şurada filanca otel var. Koyuyor, yani interaktif olarak görüntünün üzerine koyuyor. Çok tabii bunlar Türkiye'de zaten biraz geriden hani iş yerleri falan tam işaretlenmemiş olduğu için çok beni heyecanlandırmadı. Mesela Nokia Transport var. Diyorsun ki ben Kadıköy'deyim. Bakırköy nasıl giderim? Gidemezsin diyor. Çünkü deniz, biz denedik çok uğraştık. İstanbul'da genelde o aradaki deniz Nokia Transport'un kafasını karıştırıyor. Ama şey yapıyor. Taksim'deyim Bakırköy'e nasıl giderim dersen diyor ki ya sen şuraya yürü. Oradan otobüs metroya bin. Şurada in. Oradan da şu otobüse yalnız, bin diyor. Transport'ta senin metroya bindirme sevdası var. Genelde seni metroya bindirmeye çalışıyor. Gerçi iyi yapıyor aklına. Ama hani Transport'un daha gelişmesi lazım. Transport bir anda hani her şeyi çözmüyor. Nokia'nın yazılımları hakkında bir iki şey daha söyleyip fotoğraf kısmına geçelim. PC Suite, Nokia Suite artık burada yok. Bilgisayarına bağlayıp Windows... Zaten SkyDrive. Evet, SkyDrive'da senkronize ediyorsun ya da işte şey yapıyorsun. Hani mikro, artık adres defterini falan da Nokia'ya senkronize etmiyorsun, SkyDrive'den yapıyorsun. İkimiz Nokia de, kendini aradan çekti evet, çıkardı orada. Güzel yapmış. İkimiz de denedik, telefonu resetledik ikimiz de. Evet. Sorunsuz bir şekilde ayarlarımızı geri aldık. Evet. Programları da yükledik. Nokia'nın yine kendi yaptığı ayarlarımı, bilgilerimi aktar diye bir şey var. Hı hı. O da şöyle, Bluetooth desteklenen herhangi bir telefonun varsa, marka fark etmiyor, açıyorsun. Bu o yazılım şeye Bluetooth'tan evet. adres defterine aktarıyor. N9'dan ben öyle aktardım, evet. sen de öyle. Ama evet. şunu Windows Phone'da da bahsetmiştik, belirtelim. Mesela benim N9'umda Facebook, Twitter her şey kayıtlı ya, hepsini aktardı ama ayırt etmedi. Evet. Yani bu kontak, Facebook kontağı, Twitter diye ayırt etmedi. Dolayısıyla 72 milletten adam benim telefon defterime doldu. O ideal çözüm değil. Ya daha şöyle yapabilirdim Murat. Ben buradan bir daha geri dönmeyeceğimi düşünüp Facebook'u, Twitter'ı uninstall edecektim. Telefon defterimi saf bırakırsam sorun olmayacaktı. Evet. Yine iyidir. Çünkü mesela rakipte öyle bir çözüm yok. Yarım saatlik uğraşla o adam ediyorsun o listeyi. İşte bir çözüm getirmiş. Nokia hani çok yazılım var. Telefona yüklenmemiş de Nokia yazılımları var. Onları internetten çekebiliyorsun. O bakımdan güçlü. Bir şöyle göz atayım hatta şurada benim unuttuğum bir Nokia yazılımı var mı diye. İşte Nokia Care falan gibi işte ipuçları veren bir şeyler var. Günlük olarak uygulama haberleri veren işte öyle bir uygulama gündemi falan gibi bir şey var. Ama hani klasik zaten ofis falan içinde geliyor, söylemeye gerek yok. Nokia'nın yazılım paketi bu. Evet. Değerli mi? Değerli. Değerli. Televizyona bir şey, telefona bir şey katıyor mu? Katıyor. Katıyor. İnkar etme. Çünkü şöyle örnek vereyim Murat. Çok uzatmayacağım yazılım kısmını ama. Bak bugün Navigon. Önemli bir, en iyi navigasyon uygulamalarından birisi. Windows Phone 8 için bugün çıktı. $100. Bunun içindeki navigasyon uygulaması iş görüyor. Bak yani $100'dan o şey kurtardın. Evet. Google Maps çünkü maalesef aynı işi yapmıyor. Evet. Yani sana sesle 100 metre sonra sağa gir demiyor. Hı-hı. Henüz demiyor. O yüzden Nokia Maps, Nokia Drive çok önemli. Evet, o haritaları da aynen eskisi olduğu gibi indirebiliyorsun evet. offline kullanım için. Evet. Müzik kısmı da anlattık işte Nokia iyi bir şeyler katmış. Fotoğrafa bir şeyler katmış ama ben öyle şeyleri hani bizim işimizi görmüyor. Yani. Nedir mesela şöyle senin iki fotoğrafını çekiyorum ardı ardına. Birinde yüzün gülüyor birinde gülmüyor. Diyorum ki ama yüzünün gülmediğinde ışık daha güzel. Diyorum ki ya bu yüzü al öbürüne koy. Işık güzel fotoğrafta senin de gülen yüzün oluyor. Eğlencelik ama hani profesyonel bizim bize uymaz.
Fotoğraf dedim, topu sana attım. Murat, sen fotoğraf konusunda günlerdir uğraşıyorsun. Evet. Ne diyorsun? Şimdi fotoğrafta PureView söyledik. Şimdi telefonun biliyorsun en eleştirilen kısmı ağırlığı ve kalınlığı. Evet. Bunun sebebinin, yani biz düşüne yani ne olabilir? Pile çıkardık, pil olmaz. Evet. Bir, kasasının sağlamlığı, bu çok hani ele aldığın zaman da belli oluyor. Bir de şu hacim meselesi. Şimdi bak, bu N8 biliyorsun ki telefon fotoğraf konusunda aşmış bir makinedir. 808 N8'in şeyi. Aynı şeyden, mantıktan. Kardeşi. Şimdi ikisini de o yüzden göstereceğim. Şöyle tutacağım. İkisinde de bak, ortak olan ne? İnce gövde geliyor, kamera kısmında kalınlaşıyor. Evet. Ada diyorlar buna. Evet. Bir şişkinlik var. Şimdi N9'da öyle bir özellik yok, şişkinlik de yok. Evet. Buraya bakıyorsun. Burada şişkinlik yok ama içine kendisi şiş. Komple şiş. İçine entegre. Çünkü burada Nokia öyle bir ciddiye alıyor ki içinde, bunu biz videoda göstereceğiz. Kendileri bir güzel bir video hazırlamışlar. Bir defa titreşim engellemeyi fiziksel olarak yapan bir lens var. Gerçekten hareket ediyor. Yani diğerlerindeki gibi yazılım değil. Bunların hepsi mekanik. Ve şey demek hani. Evet, hacim istiyor. Şimdi bunu koyduğun zaman gövde büyüyor. Bu tasarıma gitmemek için de biraz böyle aşağıya doğru bu kalını indiriyor. Bir sürpriz daha var içinde. Siz söylemeyi unuttuk. Kablosuz şarj yapıyor. Kutudan çıkmıyor. Yok. Onu söyleyelim. Opsiyonel. Telefonun o yeteneği var. Var. İçine takılmış, fakat o kablosuz şarj yatağı ayrı mı olacak diyelim, yastığı mı diyelim, ayrı satılıyor. Evet. Onu alırsan, onu da denedik biz. Evet. Elimizde yok ama denedik. Denedik. Üzerine çalışıyor, koyuyorsun. Hemen çalışıyor. Bing diyor, şarj etmeye başlıyor. Hatta biz bir şey yaptık, fantezi yaptık. Biz klasik. İki tanesini alıp yan yana koyduk, onları da şarj ettik. Yine oldu. Geldiği zaman onunla ben ilginç testler yapacağım. Evet, çünkü gelir odaya. Merak ediyorum. Evet. Hani fotoğraf işine sen birazdan gireceksin ama kablo kutudan çıkıyor çıkmıyor derken, işte şarj cihazı, kablosu. Bu arada tabii siyah telefona beyaz kablo diyen de olur ama şarj cihazı beyaz. Kulaklıktan bahsettik. İşte kulaklığın ek silikonları çıkıyor. Yazılım çıkıyor. Genelde bu telefonlarla artık hiçbir şey gelmez ama evet, yazılım geliyor. İşte şu aparatı aman kaybetmeyeceğiz. Kitapçık geliyor. O kadar. Yazılım gelmiyor. Kitapçık geliyor. Kutu içeri de bu. Evet. Murat, fotoğrafta ne diyorsun? Şimdi fotoğrafta PureView var mı? Nedir? Şimdi PureView var ama sana şunu söyleyeyim. Test eden herkes bunu yanlış test etti. O test sonuçlarından hiçbiri doğru değil. Çünkü elma ile armutu kıyaslıyorlar. O yüzden metodoloji olarak yanlış. Biz alışığız kompakt makinelerde. Nedir? İki parçadan oluşuyor bir fotoğraf makinesi. Lensi ve algılayıcısı ve onu işleyen, görüntü işleyen işlemcisi. Buna efekt katarlar. JPEG diye sen çıktığı alırsın. Evet. Hiçbirisi ellenmemiş değildir. RAW çekmez. Evet. Şimdi burada da aynısı var. Nokia PureView ile arkadaki işleme kısmını da aşmış. Şöyle ISO 100'de karanlık olan bir fotoğraf, bununla çekildiğinde aydınlık. Gündüz gibi. Evet. Şaşırıp kalıyorsun. Yani. Evet, bir proses uygulanıyor. Hatta onun uygulanması böyle bir saniyelik, böyle çektiğin anda göreceksin onu. Bir gecikme oluyor. Bir gecikmeye sebep oluyor. Orada öyle bir algoritmadan geçiriyor ki hem temizliyor ISO pisliklerinden, gürültülerinden, hem de aydınlatıyor ve başarılı, çok başarılı yapıyor bunu. Düşük ışık performansı inanılmaz. Burada bir virgül koyalım. Arkadan aydınlatmalı algılayıcı dediğimiz tipten kullandığı için gerçekten de hani bu özellik PureView olmasaydı da Nokia'nın telefonu gece daha iyi çekecekti. Evet. Ama bu özellikle birlikte şaşırtacak derecede iyi çekiyor. Peki şuna ne diyorsun Murat? Çözünürlük seçim yok. Evet, yani. Yani yok, öyle bir şey yok. Siz hepiniz bakıp hep yani kendi megapikseli olması gerekiyordu. Çekiyor. Belki ben çünkü mail atacağım o fotoğrafı, ufa atacağım. Şey, ben onu Nokia'cılarla konuştum. İşte diyorlar ki ya, öyle yapacaksan kendi küçültüyor zaten diyorlar. Hani MMS falan atacaksan 5 megabaytlık dosyayı atmıyorum diyor. Sırf MMS değil ama ben Facebook'a da ufak atabilirim. Evet, bir şey yani o olur, iyi olurdu bence. Evet. Nedense konmamış. Ama diğer ayarlar, mesela bunda close up yani makro, işte manzara, portre falan ayarı var. Hepsinin yüz ayarı tanıma var. Yok. Ben kullanmıyorum, eksikliğini hissetmedim. Yüz tanıma yok, fakat bunda da odak ışığı var. Evet, odak ışığı, yardım ışığı çok önemli. Gece az ışıkta bunlar önünü göremediği için aydınlatamıyor. Evet. Odaklanamıyor. Orada odak ışığını yakıyor ve aydınlatıyor. Onun dışında işte bracket falan ayarı var. Beyaz ayarımız var. Çözünürlük işte ayarı yok ama şeyi de söyleyeyim. 16'ya 9, 4'e 3 ayarı o var. Ayrı, bağımsız olarak. ISO ayarımız var. Yine 100-800 evet. ISO'muz. Başarılı. Evet. 800'de çektiğin bir de PureView'dan geçiyor. İşlendiği evet. için gayet başarılı sonuçlar aldık. Videoda yalnız
fotoğrafta olduğu kadar o preview'un etkisini ben çok göremedim. Yani ekstra bir aydınlanma sağlamadı çünkü o çok zor bir iş. Yalnız ben senin yaptığın yorumlardan aklıma kalanı aktaracağım. Fotoğrafları biraz yumuşak buldun. Yumuşak tüm dünya gibi biz de test ettik ve aynı sonuca vardık. Biraz yumuşak. Şimdi ben iki örnek vereceğim. Aynı fotoğraf, bir benim işlediğim, bir de ki içinden çıkan. Göreceksin ki bu da onun ispatı, yazılım sorunu var. Bu fotoğrafı yumuşak çekmiyor. Ama o şu anlamada gelmez mi? Firmware update ile değişebilir. Anında değişir. Bütün karakteristik değişir. Nokia'nın en önceki telefonlarında bunu yapmıştığı var. Evet. Çünkü bak, donanım hatası olmadığı şuradan da belli. İnanılmaz keskin video çekiyor. Evet. Bizim evet. Ben hatta teaser yapmıştım. Bir tane kedi çekip tüylerini tek tek sayıyordum. Ben de kendi deneyimlediğim bir şeyi söyleyeyim. Fotoğraf çekerken bu beni çıldırttı. Hı. Ama sonra alıştım. Fotoğrafı çekiyorum. Yarım saniye sonra... Yarım saniyeden abi. Belki onda bir saniye sonra ekranıma geliyor ya çektiğim fotoğraf. Flu gözüküyor. Allah'ım yine bulanık çektim. Nedir benim günahım diyorsun. Bilgisayarda bakınca aynı fotoğraf flu ya da değil. Buradan bakınca tekrar. Evet, flu değil. Orada işte senin dediğin gibi bir post proses işleme falan bir şeyleri karıştırıyor. O kompakt makinelerde de böyle de bana o yüzden hiç yabancı gelmedi. Ama titreşim önleme 10 numara. 10 numara. Yani hani o tartışma yarattı telefon ilk çıktığında biliyorsun. Hiç gerek yokmuş ki hile yapmalarına. Evet. Çünkü ya o reklam çekimi için öyle gerekmiş belli ki. Gerçekten gösterildiği kadar, arabaltırdığı kadar var. Denedik. Denedik. Yan yana onları da göstereceğiz. Yürürken çekmemize rağmen, hareketli objelerin gemide çekmemize rağmen harika. Harika. Çünkü bu iş böyle yapılır zaten. Peki telefon kısmı böyle şeye ne dersin? Ekrana ne diyorsun? IPS sen bayılırsın. Evet. Şöyle bayıldım. Yani bir sorunumuz yok ekranıyla ilgili. Ekran iyi. Yine ama şöyle bu hayat yani. Şöyle sana yamuk bakayım göstereyim dediğin zaman gidiyor tabii ama. Karşıdan baktığın sürece hiçbir sıkıntısı yok. Renkler doğru, çok güzel. Ben ne hani aradım biliyor musun? Bunda hiçbir LED falan yok. Ekranı dışında. Evet yok. Senle konuş. Yani şarja taktığında bir LED yani tamam ekranda şarj oluyorum diyor ama mesela bir LED falan yanmıyor. Ya da telefon kapalıyken şu durumdayken mesaj gelince mesela N9'dan olur şurada bir beyaz ışık yanar. Telefon diyor ki bana bak bir şeyler var. Bu öyle bir şey yok. Evet. O yani N9'dan sonra aradığın tek şey. N9'da direkt zaten üstünde saat de yazardı. Ekran farkından dolayı. OLED olmasından dolayı. Bu kapkara bir yüzey. Burada da öyle bak. Tabii. O maalesef onu yapamıyorsun. Yani yaparsın. Da. Pilin 6 saatte bitmesin. Çünkü bütün ekranı açman lazım. Ben onu aradım. Ama mesela şu yandaki tuş. Tamam rahat basıyorsun. Çok rahat. Şey de iyi olmuş. Bak şu mesela N8'de ya da 808'de aynı işi gören şu tuş. Mekanik kaydırmalı. Ama mesela N8'de bu tuş iyidir, 808'de iyidir ama benim daha önceki telefonum X6 idi. Telefonu elime aldığım gün şey demiştim, bu tuş kopacak. Kopmadı ama ben telefonu 3 ayda bıraktığım için kopmadı. Evet. Bu şey, risk yok hani bu basmalı bir şey, kaydırmalı falan değil. Cebine falan da takılmaz, bir şeye takılmaz. Kendi aramızda konuştuğumuz zaman sesi soluğu gayet iyi, onu özellikle soruyorlar. Aa evet ses kalitesi çok iyi. Ses kalitesi. Ama hakkını verelim HTC'de de iyiydi. Evet. Hatta bazen şaşırıyorsun. Ya bayağı iyi ya. Aynı odada gibiyiz falan diyorsun. Kulaklığı içinden çıkan kulaklığı gayet kaliteli. Ben değiştirmeye ihtiyacı duymadım. Evet. Ben genelde bu kulaklıklar kutuda kalır. Ben kullanacağım. Bulunurum yani. Bunu kullanırlar. Mikrofonu olması da iyi. Murat şimdi gelelim... Zurnanın zırt diyeceği yere. Evet. Tabii ki bu özellikler hepsi güzel, her şey harika da bedava verilmiyor. 1649, 1650 lira. Bir süre için sırf Turkcell satacakmış. 2 ay Turkcell satacakmış. Biz Kasım'ın 20'sinde, 22'sinde çekiyoruz bu videoyu. Oradan kriter alsınlar. Sonra her yere gelecek. 1650 lira. Üst bu Nokia'nın şu andaki en yüksek telefonu, Windows Phone 8'lerin en üst telefonu, fiyat liginde de direkt kendi kategorisine oynuyor. İçindeki yazılımlar senin söylediğin gibi parayla almaya kalktığın zaman değerli yazılımlar, oraya sayacaksın biraz da onu. Bir arada şeyi söyleyelim mi? Söyleyeceğini unutma. Rakibinden bir farkı, bunun içinde bazı yerli yazılımlarla geliyor. Mesela Garanti Bankası, CNN Türk, Yandex. Yani bunların default aramaları Yandex. Bing'e çevirebiliyorsun. Google yok henüz. Bunlar da içinde yüklü geliyor. Ayrıca bunu özellikle merak eden olacaktır. Android'de de telefon aldığında içinde bir sürü şey gelir.
lanet edersin, istemezsin kullanmak. Rootlamadıysan silemezsin. Hı. Devre dışı bırakabilirsin. HTC için de geçerli, Nokia için de geçerli. Bu üreticinin eklediği malzemeyi uninstall edebiliyorsun. Evet. Bu çok güzel bir şey. Nokia'nın yazılımını HTC'ye kuramıyorsun. Hı. Ya da başka bir üretici koymuş, kendin şey yapmış ama kendin geri kurabiliyorsun. Hı hı. Dolayısıyla bu hani Nokia Maps'i istemedim, kullanmıyorum. Nokia Music sevmedim. Hepsini uninstall edip yerden, evet, kazanabiliyorsun. Bu Windows Phone'un güzel, bu sırf Nokia'nın değil, Windows Phone'un güzel bir özelliği. Yer demişken 32 GB. Onu da 32 GB olması, evet, avantaj. O da çarşıdan alıp geldiğinde 27 falan kalıyor, sana, evet, kalıyor, evet, değil mi? O çünkü 32 aslında 30 gözüküyor, evet, zaten. 3 GB kadar uygulamalar ve işletim sistemi işte 27-26'ya hatta yakın kalıyor. Murat, Lumia 920 böyle de bu. Evet, şimdi Levent abi... Ne diyorsun? Bu arada neydi? Hani bir kısa değerlendirme yap. Öyle. Ya ben fotoğraf kısmını çok beğendim. Bir tek o işte sharpness konacak herhalde. Yok, evet, çünkü ayar olarak da yok. Evet. Konduğu zaman bu iş çözülür. Optik olarak video kaydı, herkes daha memnun kalacak diğer. Hani bu sistemi kullanmayan bütün telefonlar için konuşuyorum. Tamam. Sesi, soluğu, görüntüsü gayet güzel. Bunun tek eleştirilecek yanı şu ağırlığı. Yani bunun bedeli ağırlık, evet, ve büyük olması. Büyüklük, evet, bedel değil çünkü büyük. Yani özelliği bu. Evet. Yani ekran küçük kalıp kasayı büyütmüyorsun. Her şey, tabii, büyüyor. Ağırlığından dolayı belki tercih etmeyen etmez. Ama onun dışında içindeki yazılımları, evet, koyduğun zaman tercih etmek çok zor olacak. Peki, yani ikisi arasında böyle gidip gelmek. Fotoğrafta son olarak sana şunu sorayım. Bak, benim çok iyi bir fotoğraf makinem yok. SLR'ım falan yok. Ben Nokia N8 elime geçtiğinden itibaren fotoğraf makinemi evde bırakmaya başladım. Evet. Basın toplantılarına, küçük toplantılara falan ya da arkadaş toplantılarına N8 ile gitmeye başladım. N9'da bunu yapamadım. Ben de yapamadım. Ama mesela 808'de yine bu yeteneğe döndüm. Döndük. Şimdi yine yapabilir miyim? Yapabilirsin. Yani çok net söylüyorum. Ya da şöyle N8'i artık emekli edebilir miyim? Edebilirsin. Çünkü N8 fotoğraf makinesi nedeniyle. Evet. Benim o artık fotoğraf makinemdi. Diyorsun ki artık bununla da çekersin. Kesinlikle çekersin. Tamam, video da çekeriz. Videonu da çok daha çok güzel çekersin. Hatta diğerlerinden daha iyi çekersin eski modellerine kıyasla. Valla kullanıcının işi zor. Yine dediğim gibi Windows Phone'a karar verdiyse kullanıcı, o mu bu mu, onu bir sonraki programda artık bir konuşacağız. Bir sonraki programda devlerin savaşı. Evet. Peki. Sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.